Herkese selam. Ben Mehmet Hocanız arkadaşlar. İyi güzel arkadaşım. Geldik logaritmada bir dönüm noktasına. Logaritmada 6 ders boyunca, dile kolay 6 ders boyunca sadece temel attık, bir zemin oluşturduk. Ama sağlam bir temel attık. Şimdi artık yüzümüzü buraya dönüyoruz. Yüzümüzü logaritmanın o soru derya denizinin içine dönüyoruz. Onun içine atlayacağız. Ama önce iki ders boyunca sana logaritmanın özelliklerini anlatacağım. Bu özelliklerden sonra deliler gibi soru avcısı bölümleri gelecek. O soruların içinden geçeceğiz. Sonra sen alacaksın soru bankasını önüne. Var ya parçalacaksın o kitapları parçalacaksın o soruları. Ciddi anlamda parçalacaksın çözeceksin onların hepsini. Anlaştık mı? Yeter ki şuradaki logaritmada iki tane özellik dersi var. Hiç atlamadan, hiç zıplamadan alacaksın eline kalemi, alacaksın eline kalemi, koyacaksın önüne kağıdı. Benle birlikte yazacağım, benle birlikte çözeceğim. Sen de yazmadan, sen de çözmeden bu işin olmayacağını biliyoruz. Bu kadar lak laka yeter hocam. Gönder, gönder gelsin diyorsun. Ben de hemen gönderiyorum geliyorum unutmadan. Biraz uzun bir ders olacak. Yeterli erzağını, yiyeceğini, içeceğini, suyunu ve kahveni. Yanına aldıysan hadi başlayalım bakalım. Logaritma fonksiyonunun özellikleri. Belli başlı özellikleri vereceğiz. Böyle tane tane ilerleyeceğiz. Adım adım ilerleyeceğiz. Birbirini takip eden özellikleri vereceğim. Sıralı vereceğim. Sen rahat ol. Dikkatle dinle. İlk özelliğimiz logaritma A tabanında A'nın cevabı her zaman 1'e eşittir güzel arkadaşım. Anlaştık mı? İlk kuralımız bu. Hatta gel biz bu kuralı bir çerçeve içerisine alalım. Orada kenarda bir yerde dursun. İkinci kuralımız. Logaritma A tabanında birin cevabı sıfır eşittir. Çünkü sen bir sayının üstüne sıfır yazdın mı cevap ne olur? Bir olur. Mesela atsana bunu karşıya. A üssü sıfır eşittir bir. Gerçekten öyle çıkması gerekiyor. O zaman logaritma A tabanında bir sıfır. Logaritma A tabanında A bir eşittir. Sadece bu özelliği kullanıp gel aşağıdaki soruyu birlikte çözelim. Tabi birlikte çözelim dedik ama buradaki soru da bir kuralı istiyor senden. Logaritma 10 yazmışız. Tabanı belli mi? ...hiçbir şey yazmıyorsa biz ona ne demiştik? Onluk logaritma tabanı demiştik. Elen E yazıyor. Hatırlıyorsan geçen ders ne demiştik? Elen demek doğal logaritma tabanı demektir. Logaritma E demektir. E'yi de Euler sayısı. Hatırla bunları. Baya ayrıntıya girmiştik orada. Anlatmıştık güzelce. Logaritma E tabanı da E demek. Logaritma 3 tabanında birin cevabının sıfır olduğunu söyledik ki... ...yukarıda yazıyor... Logaritma 5 tabanında 5. O da zaten 1'di. Şimdi değerleri yerlerine yazalım. Bak logaritma 10 tabanında 10. 1 geldi. Artı logaritma e tabanında e. Ele Demek ki 1'di. Ki biz zaten elini anlatırken bunu da anlatmıştık. Buradan bir 0 geliyor. Yazsan da olur. Yazmasan da olur. Bir tane de 1 buradan. Topladım ben bunlara 3. Tabi her zaman böyle kek soru gelmeyecek. Afilli, civcivli, cool sorularımız da var. Onlara geçeceğiz. Ama biraz daha özellik yüklemesi yapalım biz sana. Logaritma A tabanında X ifadesinde eğer X'in üstünde bir kuvvet varsa bu kuvvet neyse N harfi ise biz bunu öne logaritmanın önüne çarpan olarak düşebiliriz. Düştüğümüzde işlem şöyle olacak. N çarpı logaritma A tabanında X. Şimdi bu kuralı daha iyi anlamın için hatta bak bu kuralı ben çerçeve içine de alayım sana. Bu arada benim çerçeve içerisinde olan bütün kurallarımı sen temize muhakkak geçiyorsun bir müddet soruları çözerken bu kurallar karşında kalıyor. Sanma ki kopya çekiyorsun. Sanma ki bu kuralları görmeyince yapamayacaksın. Zamanla oturacak o. Zamanla beyinde artık yer edecek o görsel hafızada. O kuralları sen yazarsan eğer ondan sonra çözeceksin soruları. Hiç bakmadan kurallara. Devrik cümleler ama ede, edebi yani edebi oldu sanki değil mi? Bana öyle geldi. İşlemlerin sonucunu arıyoruz. Logaritma 3 tabanında 3 üssü 5. Ne dedik? Üstteki 5'i öne çarpan olarak düşebilirim. 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3. Hocam 3 tabanında 3 az önce anlattım 1'di. O zaman buradan gelecek cevap nedir? 3'tür. Kalemimi değiştiriyorum bir saniye. Belki daha güzel yazarım şimdi deneyelim. Logaritma 2 tabanında 64. Hadi gel deniyoruz. logo Allah ne yaptım ben. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 64 dediğim sayı neydi? 6'ydı. Bu bir üsttür. Üstü ne yapıyorsun? Öne düşebiliyorsun. 6 çarpı logaritma 2 tabanında 2 ki bunun 1 olduğunu biliyorsun. O zaman buradan gelecek cevap sadece 6. Hiç problem yok. En temel sorular bunlar. Rahat rahat çözeceğiz önce. Hiç zorlamayacağız önce kendimizi. Kolay da olsa çözeceğiz. Hiç fark etmez. Şimdi bak. 1 bölü 125 sayısı var karşımda. Ben bunu üstü sayı biçimde yazsam ne olur? 125 üzeri eksi 1 olur. Peki 5'in kaçıncı kuvveti bu? Tabii ki 3. kuvveti. Üstünde de -1 var. 5 üzeri -3. Biz bu açıklamayı yaptıktan sonra artık ne deriz? -3 olacağım öne düşersin. -3 çarpı logaritma 5 tabanında 5. E 5 tabanında 5. Biliyorsun ki artık 1. O zaman sadece -3'tür cevap. Değil mi? Hiç problem yok. Yola devam. Hadi bakalım gençlik. Uyumuyoruz, devam ediyoruz. Logaritma 3 tabanında. kök 3 dediğim sayı 3 üssü 1/2'dir. Her köklü sayı bir üslü sayıdır. Aç bizim köklü videolarımızı defalarca söylediğimiz bir cümle. Takılıyorsan hala muhakkak izle. Aldım o 1 bölü 2'yi öne attım. 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3. 3 tabanında 3 1'di. Önünde de 1 bölü 2 çarpanı var. Olay bitti. Ey güzel arkadaşım. Temel örnekleri veriyoruz. Ama sanma ki bu kadar kolay. Geliyor sorular. Ne yapacaksın biliyor musun? Bence önce sen deneyeceksin bu soruyu. İnan senin yapabileceğin kalibrede bir soru bu. Dene göreceksin. At topu bana. Şimdi ben de. Hadi başlayalım bakalım. Ben kesir çizgimi çektim. Logaritma 100 ifadesi. Önce düzenleyerek başlayacağım ki net anlaşılsın. Logaritma 100 dediğim sayı aslında onun, onun karesidir. Artı logaritma 10. Zaten burada yapacak bir şey yok. Artı logaritma bir. Onu da yazayım. Birazdan yapacağız zaten bunları işlemleri. Burada direkt bariz belli. Ne diyor? Bu ikiyi al diyor öne at diyor. Üstü sayı ya. Elene yazdım. Tekrar elene ve tekrar artı bir. Şimdi koyuyorum değerleri yerine. Bak bu 2 öne düşecektir. 2 çarpı logaritma 10 olacaktır. E logaritma 10, 10 tabanında 10 olduğu için buradan 1. 2 çarpı 1 tabi. Logaritma 10, 1. Logaritma 1, 0'dı. Bu zaten. Bu 1 olur mu? Aman hocam sen ne yaptın? Elen 1 yazıyor orada. Elen 1'in cevabı neydi? Sıfırdı. Düzelttim hatamızı ama. Yakaladım. Sen belki çoktan yorumlara yazdın. Sil o yorumu eğer yanlış yazdıysak Yaptın yazdıysan. Elen 1'e 1 bir yazdım. Elen 1'e 1 bir yazdım. Şimdi artık sadece işlemleri yapmak kaldı geriye. Yukarıdan ne geliyor? 2 artı 1'den 3 geldi. Aşağıda 2. Bir daha yine 3 geldi. E 3'ü 3'e böldüm. Doğru cevap 1 dedim. Bu kolay soruya noktayı koydum. Ama temel soru tipi. Açacaksın o soru bankasını. Elbet göreceksin bir benzer soruyu. Böyle çözeceksin. Ama bir sorum daha var. Ne diyorsun? Gönder hocam. Gaza geldim hocam. Gönder gelsin. 2016 LYS sorusu. Hiç deme bana öyle ya. Hocam hemen dur bakalım. Nasıl çözeceğiz bu LYS sorusunu deme. Önce sen bir dene. Ben bir yudum kahve alayım o arada. Sonra sen söyleyeceksin bana cevap ne diye. Sonra bakacağız. Beraber çözeceğiz soruyu. Bunlar önemli. Bak bu tarz çıkmış soruları önce sen denemeden... Harcama soruyu boşa. Çünkü bir daha böyle 2016 LGS sorusunu çözemeyeceğiz. Bunu ne olur önce sen dene. Başlıyorum ben artık. Ben ne yapacağım biliyor musun? Dedim ya. Köklü ifadeyi önce üslü ifadeye çevireceğim. Her köklü ifade aynı zamanda neydi? Bir üslü ifadeye eşitti. O yüzden gel sadece şurasını alalım sorunun. Ve bu köklü ifadeyi önce üstlü sayıya çevirelim. Ben 8 yerine 2 üzeri 3 yazarım. Ama burasını beğenmedim ben. Kökten dışarı çıkarmak istiyorum. Dışarı nasıl çıkar? 2 üzeri 3 yazdım. Bölü dedim. Buradaki kökün derecesi kaç? 2. Bölü 2. Çarpı. Var mı problem? Yok gel. 4 dediğin sayı nedir? 2 üstü 2. 2 üstü 2 dışarı çıkacak ama bir sıkıntı var. Bir burada kök var. Bir burada kök var. Yazarken nasıl yazacağım hocam? 2 üstü 2 mi önce bir yazıyorum. Bölü diyorum kökün derecesi. 2 kere 2 4. Oldu mu şimdi? Problem yok. Devam. Hocam tek başına 2 üssü 1 var zaten içeride. Ama dışarı çıkaracağım. Dikkat et. Burada kökün derecesi 2. Ama dışarı çıkabilmesi için bu kökleri aşması lazım. Kökün derecelerinin hepsini çarpıyorsun. 2 İk kere 2 4. 4 kere 2 8. Oldu mu şimdi? Hepsinin tabanı aynı. Güzel. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. O da müthiş. Ama biz işlem yapalım. Gel. Şurada bir sadeleştirme var. Ben buraya 1 bölü 2 yazdım. Şimdi üstleri toplayacağım sadece. 2 üssü. 3 bölü 2 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 8. Ve sen de gördün ki 3 1 daha 4 2'ye böldüm 2. Burası 2. Biz 2 ile 1 bölü 8'i toplayacağız. 16 bir daha 17 bölü 8. Benim şu ana kadar yaptığım tek işlem sadece üstü sayıyı düzenlemek. Daha logaritmaya başlamadım bile. Şimdi yazalım logaritma 2 tabanında 2016'dan bahsediyorum. Çok yeni bir soru. 2 üssü 17 bölü 8. Ve bu yeni soru aslında sadece bir köklü sayı sorusu gibi. Logaritma sadece ucundan acık yapıyorsun. Bu ne yapıyorduk üstü? Öne düşebiliyorduk. 17 bölü 8'imi yazdım. Yanında logaritma 2 tabanında 2 kaldı. E bunun da 1 olduğunu söylemiştik zaten. Cevap sadece 17 bölü 8'dir dedim. Noktayı koydum. Ve artık doğru cevap nerede ne varsa onu işaretledim. Anlaştık. Güzel bir soruydu. Daha dersin yarısına gelmedik. Şimdi geliyoruz. Beşinci sayfayla birlikte gönder gelsin hocam. Yine logaritmada soru bankalarında çok karşılaşacağın hatta bazen yeri gelecek seni de beni de gıcık edecek soru tarzlarından biri ki o da bu. Logaritmada böyle değerler verecekler bize. A değeri, X değeri bunu işte kaç tane A değeridir, kaç tane X değerdir, X cinsinden yazar mısın tarzında. Bu da o soru tarzı. Bugün çözeceğiz onlardan bayağı. Hatta soru abisi bölümlerinde de çözeceğiz ama gel önce bunu çözelim birlikte. Nasıl çözüldüğünü birlikte görelim. Şimdi ben sana bir şey hatırlatayım daha net görmen için. 3 üzeri 4'ü biliyorsundur herhalde 81. 3 üzeri 5'i yazacağım. O da 243. Hatırlatmasını yazdık. Bak burada gördün zaten. Ben hemen şöyle başladım. Logaritma 3 yani 10 tabanında bu onluk logaritma tabanı yazmıyorsun. 3 üstü 5 yazman yeterli. Eksi logaritma 3'ün karesi niye? 9 3'ün karesi. Artı logaritma 3 üzeri eksi eksi 1. Şimdi bak yapacağım işlem bariz. Üstleri ne yapabiliyordum? Öne düşebiliyordum. Ben direkt üstteki sayıları öne düşeceğim. Başka hiçbir işlem yapmadan. 5 çarpı logaritma 3. Eksi 2 çarpı logaritma 3. Eksi. Çünkü öne eksi düştü bu arkadaş. Logaritma 3. E sen diyeceksin ki hocam bu logaritma 3. Bu logaritma 3. Bu logaritma 3. E bunların işlemlerini yapalım. 5 tane buradan. İkisi gitti. Kaç tane kaldı? 3 tane kaldı. Biri daha gitti. Kaç tane kaldı? 2. Doğru değil mi? 2 tane kaldı. 2 tane logaritma 3. Peki logaritma 3 neymiş? A'ymış. O zaman cevap 2A'dır dedim. Bu soruda noktayı koydum arkadaşım. Anlaştık mı? Bu tip soru tarzlarını da görmüş olacağız. Daha ayrıntılı, daha civcivli, daha kulları var ileride. Gönder, gönder gelsin hocam. Seri şekilde devam ediyoruz kuralları vermeye. Kuralların hepsini bir anda vermeye çalışalım ki ne yapalım? Tüm çeşit soruları görelim. Çünkü bazen yeri öyle bir geliyor ki hemen hemen bütün kuralları tek soruda kullandığın oluyor. Hadi hepsi değil. Abartma hocam zaten. Olmaz değil mi? Harbiden <laughs> abarttım yalnız. <laughs> Neyse hadi gel bakalım. Şimdi az önce buradaki x'in üstünde üst vardığında öne çarpan olarak düştüğünü söyledim. Ya tabanın üstünde buradaki gibi n harfi varsa evet biraz küçük görebiliyor mu bilmiyorum biraz ekrana yaklaşman gerekebilir. Buradaki n harfi yani tabanın üstündeki üst öne Bölüm olarak düşer arkadaşlar. Bir bölüne logaritma A tabanında X diye yazılabilir. Şimdi hemen kafalara şu soru gelmeli bence. Taban üstünde N olsun. Buradaki X'in üstünde de M olsun. İkisinden birden kurtulacağım. Bak bu öne çarpan olarak düşecek M bölü. Bu öne bölüm olarak düşecek N. Çarpı logaritma A tabanında X diye yepyeni bir kural elde ettik. Bu kuralı da çerçeveletip asalım. Hop bunu da aldım. Şimdi o kuralı kullanıp Buradaki soruyu çözeceğiz birlikte. Hazır mıyız? Gel. Yanaş yanacıma devam ediyoruz derse, uyumuyorsun. Ben de senin o WhatsApp mesajını elinden bırak telefonu sonra bakarsan. Şimdi şimdi biz buraya odaklanıyoruz. Logaritma kök 2 dediğim sayı 2 üssü 1/2'dir. Yazdım. Hemen üstü ifadeye çeviriyorsun. Özellikle logaritmada bunu çok yapacağız. 8 dediğim sayı 2 üssü 3'tür. Geç burayı. Artı logaritma 2 üssü 64 nedir? 2 üzeri 6'dır değil mi? 2 üzeri 6. 16 nedir? 2 üssü 4'tür. Bunu da yazdım. Ya hocam burada üstü bir ifade yok. Ne yapalım? Bu üçgen biz öne düşelim hemen. Eksi 3 çarpı elen e. Problem yok. Gel. Şimdi. Şimdi yapacağım şey şu. Hem burada üstü var hem burada üstü var. Ne yapıyorduk? Öne düşebiliyorduk ama nasıl? 3'ü yukarıya düşüyorduk. 1 bölü 2'yi aşağıya bölüm olarak düşüyorduk. Yani önce böyle yazman sana kolaylık sağlayacaktır soruda. 2 i̇ki tabanında 2'yi de yazdım. Üstlerden kurtuldum artık. Artı dedim. 4'ü öne düştüm. 6'yı bölüm olarak öne düştüm. Bak yine göstereyim. Burada 6 var tabanın üstünde. Burada da 2 var. 4 var 2'nin üstünde. 4'ü yukarıya 6'yı tabana yazdık. Eksi dedim. Ve biliyorum ki artık ln e demek Logaritma e tabanında onun da cevabı 1. O zaman bu ifade yerine 1 yazarım. Sona sadece 3 yazmam yeterli. Bu da tamamdır. Şurayı bir toparlayalım. Hatta şunu da yapalım mı dilersen? Aa, Mehmet hocam ya yine yazmayı unuttun. Gel yazayım. 4 bölü 6'yı yazdın hocam da tamam soruyu aslında doğru götürüyoruz ama 2 iki tabanında 2'ye ne oldu? Onu yazmadın. Şimdi eksi 3. Pardon dedim özür diledim. Geldim buraya. Şimdi bak burası 1. Şimdi burası da 1. Artık bunlarla uğraşmanın, e, vakit kaybetmenin anlamı yok. 3 çarpı 1 bölü 2. Ne yaptı? Yukarıya ters çevrilip gitti sadece 2 olarak. Artı şuradaki sadeleştirmeyi yaptım ben. Cırt cırt dedim. 2 bölü 3. Yanda şurada eksi 3 var. Onu da yazdım. Devam işlemi. 2 kere 3, 6. 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. Hala devam ettim. 2 bölü 3 ile toplayacağım bunu. 3 kere 3, 9. 2 tane yaptı. 11 bölü 3'tür dedik bu sorunun cevabı. Evet yepyeni bir özellikti. Bu özellikte de yalnız bir önceki özelliği kullanıp soru çözdük. Var mı hocam daha bununla ilgili? Olmaz mı ya sen soru iste. Soru iste bizden. Gel buraya. Soru iste ama bak soru var ama onu soru avcısına saklamışım herhalde. Şimdi geldik logaritmada en sık kullanılan kurallardan bile ve öğrencinin hemen hemen en çok karıştırdığı kurallardan biri. Neden öyle? Öğrenci karıştırıyor o zaman bol soru gelir buradan. Öyle değil mi? Ne De hocam neyini karıştırayım deme bu kuralın. Gel önce bir dikkatli izleyelim. Sonra karpuz kabuğunu kafana bir düşüreyim, aklına bir düşüreyim. Logaritma a tabanında x çarpı y ifadesi. Yani logaritmanın içerisinde bir çarpım ifadesi varsa bu çarpım toplam şeklinde ayrılabilir. Logaritma a tabanında x Logaritma A tabanında Y diye ayırabilirsin. Hiçbir problem yok arkadaşım. Tamam mıdır? Oldu mu güzel gençlik? Olduysa gel buraya. Aynı şekilde logaritma A tabanında X bölü Y ifadesi varsa logaritmanın içerisinde biz bunu ayırabiliriz. Logaritma X yukarıdakini yazıyorsun. Payda kısmının önüne eksi koyup logaritma A tabanında Y yazıyorsun. Anlaştık. Burada da problem yok. Ben şimdi senin kafanı karıştırabilecek bir durumu yazacağım. Hadi gel yapalım. Logaritma A tabanında x artı y'nin ifadesi logaritma A tabanında x çarpı logaritma A tabanında y yazıyor mu yukarıda burada? Yazmıyor. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bu kuralla yukarıdaki bu kuralı asla karıştırma. Bu bir kural değil. Bunu çarpılıyorum. Evet artık ka aklına o karpuz kabuğunu düşürdüm farkındayım ama ne olur karıştırmayın. Çünkü aradan zaman geçtikçe log şimdi çalışacağız bitecek. Aradan 3 hafta sonra bu kural önüne geldiğinde bazen bununla karışabiliyor. Çok rastladım. Sen karıştır istemiyorum. Küpe olsun kulağına. Aa iyi fikir. Kulağına küpe olsun. Oldu mu? Olduğu kadar. Geldim. Hadi gel ilk örneklerimizi yapalım beraber. Bunları ben yapacağım çünkü şimdi logaritma 2 tabanında 14'te ne yapacağını belki düşünemeyebilirsin. Ne yapacağız biliyor musun? Logaritma 2 tabanında 14 denen sayıyı önce neyle neyin çarpımı diye bir düşündüm kafamda. 7 çarpı 2. Peki ne yapabiliyorduk? Çarpım durumundaki ifadeyi tıpkı burada olduğu gibi ayırabiliyorduk toplam şeklinde. Logaritma 2 tabanında 7 artı. Logaritma 2 tabanında 2. Oldu mu gençlik? Tamam mıdır? Süpersin. Bak 2 tabanında 2 1'di. Aynen yazdım. O zaman logaritma 2 tabanında 7 artı 1'dir. Bunun cevabı bu kadar. İndim aşağıya. Logaritma 5 tabanında 25 bölü 8. Hocam arada bölme var. O zaman yapıştır eksilisini. Her soruda bunu yapmak zorunda mıyım? Hayır sorunun gelişine göre. Şimdi bu soru zaten tek başına gelmez ama sorunun içerisinde zaten ne yapacağımızı göreceğiz. 25'i şey yazdım. Eksi dedim paydayı. Paydayı önüne eksi koyarak yazdık. Varsa üstü sayıları bir yazalım. Bak burada bu 5'in karesi. Bu, bu 2'nin 3. kuvveti. O zaman bu üstü öne düşerim. Buradaki de 3'ü öne düşerim. Bir daha bir temize çekelim. Maksat daha net görelim. 2 çarpı logaritma 5 tabanında 5. Problem yok. Devam. Bak 3'ü öne düştük. Eksi 3 çarpı logaritma 5 tabanında 2. Şimdi logaritma 5 beş tabanında 5'in zaten 1 olduğunu biliyoruz. Bitti. Başka da bir şey bilmiyoruz zaten. 2 çarpı... 2. <laughs> öğreneceğiz. Zamanla öğreneceğiz. Logaritma e, pardon 2 çarpı pardon 2 eksi 3 çarpı logaritma 5 tabanında 2 dedim. Gönder gelsin hocam. Bak sorular nasıl çözülüyor ama. Bak böyle naif naif efendi efendi ne güzel sorular var. Naif naif. Hadi gel geçelim yandaki soruya. Gel bir deneyelim birlikte sonraki soruyu sana bırakacağım rahat ol. Sen biraz izlemeye devam et. Biraz böyle takibe devam et ki bir otursun konu. Logaritma 3 tabanında 36. Hocam bunu ben nasıl alayım? Bir dakika ya bu da logaritma 3. Bu da logaritma 3. Bir de logaritma. Ha, ey güzel arkadaşım. Eğer karşına bütün logaritmik tabanları aynı olan bir ifade ve aralarındaki işlemler artı eksi tarzındaysa biz şunu yapabiliriz. Zorlanıyoruz bunları yaparken. Mesela ayırması kolaydır. Ayırdım burada logaritma x bölü y'yi ama birleştirmesi zordur. Ama biz birleştireceğiz. Nasıl birleştireceğiz? Logaritma 3 tabanındayı yazdım. Açtım parantezi kesir çizimi çektim. Neye dayanarak çektim? Arada eksi var. Arada toplama olanlar çarpılacak demektir. Ya da önü pozitif olanlar. Bak bunun önü pozitif. Buradaki sayı kaç? 36. Çarpı. Buradaki sayı kaç? 10. Eksi bölü anlamındaydı. Aşağıda kırkımı yapıştırdım. Kapattım parantezimi. Artık burası 4 işlem. Burada varsa sadeleştirmeyi göm gitsin. Cırt sana cırt sana. Bu 1 gelir. Bu 4 gelir. Cırt sana. Cırt sana. Buradan da 9 geldi. Olayın güzelliğine, olayın tesadüfüne bakar mısın? 3 tavanında 9. Peki 3 dediğin sayı nedir? 9'un karesidir. 3'ün karesi pardon 9'un karesi olur mu? 3'ün karesidir. Kare şeklinde yazdım. Bu 2'yi öne düştüm. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3 ve buradan artık şak diye cevabı yazdım. Uymadığını şöyle bir kontrol ettim. Buradasın. Bir problem yok. Anlıyoruz. Sıkıntı yok. O zaman bir yudum kahve. Uzun bir ders olacağını söylemiştim. Devam mı? Haydi gönder. Gönder gelsin hocam. Bak bu var ya inanılmaz önemli bir şey. Belki tek başına soru olarak da göreceksin birçok soru bankasında. Bu ne biçim yıldız ya Allah aşkına. Heh, bu fena değil. Belki soru bankalarında soru olarak da göreceksin. Belki birkaç sorunun içinde bu taktiği kullanmak zorunda kalacaksın. Efsane bir çözüm geliyor. İspat niteliğinde. Hazırız. Yaslan arkana. Yaslan yaslan. Dikkatle beni dinle. Logaritma 2 tabanında pardon logaritma 2'ye x diyelim. Logaritma 5'in x türünden değeri nedir? İyi güzel arkadaşım. Bu 2 ile 5'i bir sorunun içerisinde görüyorsan aklına hemen logaritma 10 gelecek. 10 tabanında 10. Biliyorsun onu. Logaritma 10. Özel bir durum var bu 2 ile 5'in arasında. Özel bir ilişki var. Başlayalım bakalım. Bu ilişkiyi sana önce anlatmaya sonra soruyu çözmeye. Logaritma 10 dediğim sayı aslında logaritma 2 çarpı 5 şeklinde yazılabilir mi? Yazılır hiçbir problem yok. Peki logaritma arada çarpma olduğu zaman ne yapılabiliyordu? Şu şekilde ayrılabiliyor muydu? Ayrılabiliyor yine bir sıkıntı yok. Ve bir soru daha. Logaritma onun cevabı neydi? Logaritma 10 tabanında 10 demekti. O da 1'di. E ben buradan bir işlem yaparım. Misal şunu yapabilirim. Logaritma 2'yi karşıya at. Logaritma 5 yalnız kalır burada. Logaritma 2'nin cevabı 1 eksi logaritma 2 bitti. Ya ben logaritma 2'yi sabit tutmak istiyorum. Logaritma 2 kalsın hocam. O zaman logaritma 5'i karşıya at. 1 eksi logaritma 5. Aralarında bu kadar güzel bir ilişki olan bu iki sayıyla ilgili nasıl soru gelirse gelsin. Şuraya kadar yazdıktan sonra soruya devam et. Logaritma 10. 1 demiştik. Eşittir. Logaritma 2. Logaritma 2 x demiş amcam. Artı dedim. Artı. Logaritma 5. Biz zaten logaritma 5'i x cinsinden istiyoruz. Bunu karşıya atmamı istiyor. O halde logaritma 5 eşittir. 1 eksi x derim. Bu muazzam soruya bakma. Çok kolay geldi sana. Hocam bu muydu ya? Bu kadar övdüm falan. Öyle ama. Bak göreceksin. Soru bankasında gelecek. Ve diyeceksin ki. Mehmet hocam demiştin ya. Gerçekten. Önemini şimdi gördüm diyeceksin. Çünkü o an göremeyebilirsin. Logaritma 2. Logaritmayı 5'i görürsen. Aklına ilk gelecek şeylerden biri bu olsun. Hadi gel. Son iki soru bitiriyoruz. Sorular az kaldı. Yine bak benzetme türünden bir soru. Yine bize logaritma 2, logaritma 3, logaritma 5'i vermiş ABC. Logaritma 240'ı yazar mısın diyor. Başlıyorum. Hazırsan ya da dene artık be. Bence bu bu dakikaya kadar artık anlattıklarım özellikleriyle ilgili sana bu soruyu çözdürecektir. Hadi gel ben de şimdi. Şimdi logaritma 240'ı ben bir yazayım yine en başta. Yine eşittir dedim mi açtım. Bak uzun uzun kenara gidip ya hocam işte bunun içinde kaç tane 2 var kaç tane 3 var kaç tane 5 var çarpanlarını ayıralım mı? Bekle. Bekle gerek yok. Bak daha kolay taktikler var çarpmada. Mesela 240 dediğin sayı daha rahat görmek adına 24 çarpı 10 yazılır mı yazılmaz mı? Yazılır. Devam. Yazmaktan erinme yalnız. Logaritma 24 dediğin sayı 3 kere 8 24. 3 çarpı 8 yazılır mı? Yazılır. 10 dediğin sayı 2 çarpı 5 yazılır mı? Bitti. Bak 2 var, 3 var, 5 var. 8 var hocam burada diyeceksin. E ben sana diyeceğim ki o zaman. Bu 2 üzeri 3 değil mi? Bu da 2 üzeri 1 değil mi? İkisi beraber 2 üstü 4 olmaz mı? Olur. Bir kez daha temize yazacağım. Logaritma 2 üstü 4 çarpı 3 çarpı 5 yazdım. Şimdi düzenliyoruz birlikte seninle. Aralarında çarpma var. Ne yapıyorduk? Ayırabiliyorduk. Ama araya ne koyuyordun? Ne koyuyordun? Toplama koyuyordun. Logaritma 3 artı logaritma logaritma 5 dedim. Ve şimdi diyorum ki sana gel biz bu 4'ü üstü sayıyı öne atalım. Attım gitti. Gel 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 gel. 4 çarpı logaritma 2 artı logaritma 3 artı artı logaritma 5. Artık verilenleri yerine yazıyorum. Logaritma 2 yerine a yazdık. 4 a mıydı o bakayım? A'ymış. Logaritma 3 yerine B idi galiba B yazdık. Logaritma 5 yerine C idi C yazdık. Noktayı koyduk bu soruda ki. Son bir nefes. Hadi son bir nefes. Dayan güzel arkadaşım. Yani burada bırakılmaz. Hocam niye bu kadar uzun tuttun deme bu dersi. Burada bırakmamamız lazım. Hani belli özellikleri belli kalıplara ayırıyorum. İnan modüler şekilde ayırıyorum matematiği daha iyi anla diye. Ve en basitinden ben nasıl daha iyi öğrenebiliyorsam. Ben nasıl anlayabiliyorsam. Emin ol sana da öyle anlatmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki sen de öyle öğreneceksin. Yeter ki sabre sonuna kadar geldik. Efso bir soruyla dersi bitirmeye. Yine harika bir soru. Efsane bir soru. Önce sen sonra ben. Ben de gel. Logaritma x çarpı y 5. Logaritma x kare bölü y, eşittir 1. Bana bunu sormuş. Eyvallah. Gel bunların hepsini bir düzenleyelim. Artık aralarında çarpma, aralarında bölme varsa ne yapıyorduk? Hocam ya ses ayarlarıyla oynamaktan bir sesiniz yükseliyor bir alçalıyor ama uyuma diye yapıyoruz bunları. Logaritma x çarpıya arada çarpma varsa logaritma x artı logaritma y diye ayrılır. Ve bunun cevabı verilmiş bana bunun cevabı 5. Geldim buraya. Gel bunu da bir yazalım. Hiç erinmeyelim yazmaktan. X kare bölü y mi ya? Ye, y y konuşam. Logaritma. Burayı da kesmeyeceğim ya. Doğal kalsın bunu. Logaritma x kare. Gel. Bunu yukarıya yazıyorum. Logaritma x kare. Yazdım. Eksi dedim logaritma y ve cevap eşittir 1. Şimdi diyeceksin ki hocam niye bu eksi? Bölmeden geldi? Problem yok o zaman. Ben senin için bir kez daha temize çekeceğim. Hiç hiç üşenmiyorum. Logaritma x artı logaritma y eşittir cevabı 5'ti. Neyi temize çekiyorum? Şurada 2, 2. Bunu öne düşeceğim ben illa. 2 çarpı logaritma x eksi logaritma y eşittir cevabı 1. Şimdi diyorum ki ben sana ya biz logaritma da olsa 2 bilinmeyenle denklem 2 bilinmeyenle denklemdir arkadaşım. Alt alta toplarsan cırt sana cırt sana bu arkadaşlar birbirini götürür hiçbir problem de olmaz. Burada bir tane var kabul ettik. 2 tane altından 3 tane logaritma x değeri geldi. 5 bir daha 6. Her tarafı 3'e böldüm. Logaritma x dediğim değer aslında kaça eşitmiş? 2'ye eşit. Bu tamamdır. Bu kenarda beklesin beni. Hatta gel unutmayalım biz bunu. Kutu içine logaritma 2'ye pardon logaritma x'i alalım. Gelelim kenara şunu çözmeye çalışalım. Şurada bak bunun cevabına 2 dersem toplamı 5 olduğuna göre bunun cevabı kaç olmak zorunda? 3. O zaman ben onu da yazacağım aşağıya. Logaritma y eşittir 3. Gel bunu da yine kutulayalım. Aldık bunu da kutu içerisine. Şimdi sorunu Yun'un benden ne istediğine geldi. Bakalım. Logaritma y bölü logaritma kök x. Hocam logaritma y'yi yazdım yukarı Aynen öyle eksi dedim Logaritma kök x'imi yazdım Eksinin sebebi bölmeden biliyorsun Logaritma y belliydi Logaritma y 3'tü arkadaşım Eksi biraz uzatacağım Logaritma x dediğim sayı Pardon kök x dediğim sayı üssü 1 bölü 2 idi 1 bölü 2'yi öne attım Bu kuralları boşama öğrendik 3 eksi 1 bölü 2 çarpı Logaritma x E logaritma x'e de biz bir değer vermiştik o da 7. O da 2 Şimdi bitirelim artık soruyu. 3 eksi. 2 i̇ki bölü 2'nin cevabı nedir aslında değil mi? Ya da dur göremedim mi? Göremedik sen gel. 1 bölü 2 çarpı 2 var orada. Bunlar gitti. Burada 1 kaldı. 3'ten 1 çıktı. 2'dir dedim. Bu sorunun cevabına noktayı koydum. Ama logaritma da özellikler bitmedi güzel arkadaşım. Ama ama ben senin yanında olsam buradaki kurallar önemli. Bence buradaki kuralları bir kez daha tekrar etmelisin. İyice oturdu. iyice yerleşti mi? O zaman seri halde gelecek olan logaritma 8 dersine geçiyorsun. Orada görüşüyoruz. Oraya kadar kendine iyi bak. İyi çalış, çok çalış ama ne olur kendin için çalış. Güzel bir yerlere hedeflemek için çalış. Görüşürüz. Hoş kal. Hoşça kal.